Yonca, herkese her şey anlatılmaz. Anlatıldığında kıymeti kalmaz çünkü. Aha. Anladım. Kimseye söylemeyeceğim. Değil mi? Ömer Bey'e de tabii. Evet, anlamışsın gerçekten. Başka bir şey yoksa gidebilirsin Yonca. İyi günler Gülfem Hanım. Ay, ne yapsak yaranamıyoruz ya. Bir hava, bir hava. Sinir kadın. Çiçek, günaydın. Günaydın. Okula bırakayım seni, yolumun üstü. Ne yani, sen şimdi bağırıp çağırmadan arabaya mı bineceksin? Fikrimi değiştirmemi istemiyorsan bin hadi. Seni parçalamaz mıyım Çiçek abla? Görürsün sen. Sen görürsün. Kaç haftadır girmemiz sayfasına. Tabii ya. Çiçeğin peşinde. Ya ben hayatımı ilk defa ders ektim, biliyor musun? Şimdi sevindim diyeceğim de sen ona da kızacaksın. Yok canım, sen de beni iyice cadı yaptın. Seviyorum o cadılığını ama. Sen ne söyleyecektin bana? Yapma Çiçek, sanki tahmin etmiyormuş gibi. Ya neyi tahmin edeceğim canım? Ya söyle işte. İlla açık açık konuş diyorsun yani. Peki. Çiçek, ben senden çok hoşlanıyorum. Kesin Taner'le. Gösteririm ben sana Çiçek. Yonca, ben Gülfem'in ofisine gidiyorum. Bir iki saate dönerim. Bilgin olsun. Tamam Ömer Bey. Hale bak ya. Gülru'nun peşinde Ömer Bey, Çiçek'in peşinde Taner. Ah, ben de burada ömür çürüteyim. Ya benim ne düşündüğümün ne önemi var? Sen ablamla çıktın, unuttun mu bunu? Keşke unutabilsem, keşke yaşanmamış olsaydı. Ama yaşandı. Arkadaşım değil, ablam o. Ablamla yattın sen. Çiçek, ben hayatımda Yonca da dahil buna hiçbir kızı, hiçbir şeyi zorlamadım bugüne kadar. Kendileri istediler, kendileri geldiler. Hiçbiri de umurumda değil. Ben bunları duymak falan istemiyorum. Önce lütfen beni bir dinle. Taner bak, normal arkadaş olarak seni dinlerim. Ama işin içinde ablam var. Bak Çiçek, ben hayatımda ilk defa bir kıza güvendim, değer verdim. Bana lütfen bu kapıyı kapatma. Hala kapalı telefonu. Beni katil edecek bu kız. Baba, ben bir Çiçeğe bakayım. Daha gelmedi ya. Ya nesine bakacaksın? Anca gelir. Sokak lambası yanmıyordu. Karanlık, korkar şimdi. Hepsi ayrı bir telden çalıyor. Keşke birazcık daha vakit geçirebilseydik. Bugün senin için okula gittim, ona şükret. Yok, şükrediyorum, o ayrı bir konu da. Yani o zaman en azından yarın okuldan ben seni alayım. Yolda beraber vakit geçiririz. Tamam, okulun önünden değil, bugünkü aldığın yerden. Tamam. Seni var ya, gebertmez miyim seni ben ha? Gebertmez miyim seni? Kalk 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 ayağa diyorum. Seni ben var ya. Kızım seni atacağım ya. Yonca bırak onu manyak. Bunu sen manyak. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Ulan var ya öldüreceğim ben sizi ya. Öldüreceğim. Benim suratıma bak. Ben Çiçeği seviyorum anlıyor musun? Ona bir daha dokunursan seni ben öldürürüm. O kanı kafana sok bunu. Ulan siz ne şerefsizsiniz be. Siz dünyada gördüğüm en adi insanlarsınız. Çiçek. Göreceksin. Göstereceğim sana. Ulan. Sen ne adi bir insanmışsın ya. Midesiz köpek. Adi olan sensin. Taner bana her şeyi anlattı. Koyuna girmek için atmadığın takla kalmamış senin. Sen de o adiye inandın. Öyle mi? Kızım biz aşk yaşadık. Aşk. Ama sen dur. Babam duysun Taner'le fingir dediğini de bak bakalım ne oluyor. Hadi git söyle. Hadi koş söyle babama. Bak o zaman ne oluyor sana. Yediğin hatları tek tek nasıl anlatıyorum babama gör o zaman. Yapamazsın. Yaparım. Beni Gülru ablamla karıştırma Yonca. Ben sana pabuç bırakmam. Bu var ya bu. Ya böyle adi kardeş olamaz ya. Adi sensin tamam mı? Ne oluyor size ya? Sıkıyorsa söylesene. Hadi. Söylerim ne var? Abla biz Taner'le çıkıyoruz. Ne? Ya utanmadan kapının önüne kadar beraber geldiler ya. Taner'in arabasına kurulmuş böyle. Çiçek. Abla bak lütfen. Bak ne kavga kaldıracak durumdayım ne izin alacak durumdayım. Ya biz birbirimizden hoşlanıyoruz ve çıkmaya başladık. Ya bu kadar basit. Bu kadar basit diyor ya. Çiçekciğim gel bakayım yanıma. Bu doğru mu sence? Ha? O benimle yattı. Ablanla. Hamile kaldım ben ondan. Gülru, ya böyle ahlaksızlık olur mu? Ablasının aşkıyla. Aşk mı? Güldürme beni. Sen sadece Taner'i kullanmaya kalktın. Parasından rezil ettin kendini. Ahlaksızlık asıl senin yaptın tamam mı? Çiçek. Çiçek otur şuraya. Bak. Ne olursa olsun Taner ablamızla birlikte oldu. Olacak iş değil yani bu. Abla. Biz gerçekten çok güzel bir şey yaşıyoruz. Çok mutluyuz. Yonca'nın bunu mahvetmesine izin vermeyeceğim. Utanmadan söylediklerine bak ya. Yok ben öldüreceğim seni ya. Seni şişt, ne yapıyorsunuz? Hele bir daha dokun. Bak babama her şeyi anlatmıyor muyum? Çiçek, ablam. Görüyorsun değil mi şunun yaptıklarını? Görüyor. Yonca gerçekten benim derdim bana yetiyor ya. Ne haliniz varsa görün. Nereye? Cumartesi bugün. Ders çalışmaya. Bana maval okuma. Aptal yok senin karşında. Ya çekil önümden be. Şşş. Bana bak. Taner'le buluşacaksın değil mi? Sana ne? Hı. Babama bir de yalan uydurdun. Ders çalışacağım arkadaşlarla. Git Taner'le buluştuğumu söyle babama. Söyle de bak ne oluyor sana. Ya sen nasıl sinsiymişsin? Nasıl ahlaksızmışsın da anlamamışız biz seni. Bu söylediğin sensin Yonca. Bizim Taner'le gayet temiz bir ilişkimiz var. Ve ben buna sahip çıkacağım. Sen çatlasan da çatlamasan da. Ya püripak. Temizmiş. Ne garip değil mi? Ya senle ben. Hiç olmayacak bir şey gibi. Evet. Ya her ne kadar beni deli etse de artık Yonca'ya da kızmıyorum. Tüm bu olaylar yaşanmasaydı belki birbirimizi teğet geçecektik. Belki seni hiç tanımayacaktım. Henüz tanıyor sayılmazsın. Daha yeniyiz. Belki bir iki gün sonra benden sıkılırsın. Senden mi? Kızım seninle hayat fırtınalı denizde yol almak gibi. Sıkılacağımı hiç zannetmem. Üşüdüysen arabaya geçelim. Yok yok iyiyim böyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.